Ne kadar geliyor? 22.850 altın geliyor buradan. 3.800.000 yapalım ve artık aletleri basmaya başlayalım arkadaşlar. En başa gelelim ve gövdeye artık yani 4 milyon oldu altınımız. Yavaştan başlayalım. Görüyorsunuz 136 bin altın olmamıza rağmen yine 33 yeşil taş istiyor. Ve kaç oldu gövdemiz? 4 milyon. Oh, 5 milyona bayağı bir yükselteceğiz arkadaşlar. Herhalde bir taşı 5000'e kadar düşürürüz diye hissediyorum. Ve son sağlık alet çantasını koyuyoruz arkadaşlar. Ve artık gövdemizin canı 5 milyon olmuş oluyor. 5 milyonda bırakacağız. Tam 5 milyon tertemiz. Vuruş da 2 milyon. Gerçekten gövdeyi bayağı güzel bir yere kadar getirdik. Elim ağrıdı gerçekten. Böyle yükselte yükselte. Video başlamadan önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olabilir ve de yayınlamış olduğumuz videolardan ve açmış olduğumuz canlı yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız da abone ol tuşunun hemen yanındaki zile tıklayarak bütün bildirimleri açabilirsiniz. Son olarak kanalımızın önerilen videolarının çıkmasını sağlamak için videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dilerim. 'Herkese merhaba arkadaşlar, ben Semih Bilekçi, kanalıma hoş geldiniz. Videomuzda sizlerle birlikte kez oynayacağız yani arkadaşlar Roto Stars. Ekranda görüldüğü üzere Gökhan'ın hesabına geçiş yapacağız arkadaşlar biraz sonra. Ve de 4 milyon cana sahip olan gövdesini, şu anda ekranda görüldüğü sağdaki balina gövdesini 5 milyon cana çıkartacağız arkadaşlar. Ve de 92.276.612 puana sahip 7 milyon 700 küsür bin sonra direkt olarak dünyada 35-40 kişi arasına girecek ve de 99 milyona ulaşacak arkadaşlar. Nacizane fakir gövdemiz de solda, hemen zaman kaybetmeden direkt Gökhan'ın hesabına geçiş yapalım. Şimdi bakalım hesapta neler değişmiş. En son baktığımızda 4 milyon canı vardı ama vuruşu 1 milyon 900 bin falan kadardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o canı 5 milyon yapacağız ve sonrasında direkt zafer serilerine, çete savaşını fazla yapmadıysa çete savaşına da girebiliriz. 10 milyon altını ve de 7.835'te yeşil taşı var. 10 milyon altından sadece 3 tane sağlık alet çantası basabiliriz arkadaşlar. Direkt olarak gövdesine giren 4 milyon canı, evet, vuruşunu 93.000 kadar arttırmış. 2 milyon 93.000 olmuş. Diğer Search gövdesine bakacak olursak bunun da vuruşu 400.000, canı da 800.000. Bu da arkadaşlar 3.5 milyon canı, 200.000 vuruşu var, gayet iyi. Şimdi yavaştan başlayalım. Ama başlamadan önce şeye bakmak istiyoruz. Burada Cadar Bayramı ne yapmış? 1.870.530 şekere kadar ulaşmış ve de toplamda 837 zafer serisi var. Bir tane atalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. 2 milyon 900 bin can. %100 banko alırız ama yine riske girmek istemiyorum. Başka bir tane rakibe geçelim. 9.222 vuruşu olan, pardon, canı olan rakibe girdik. Ve de görmüş olduğunuz gibi 1.878.910'a kadar çıktı. Neyse, geriye girelim. Hatta aynen öyle oldu. 838 yaptık arkadaşlar. Yani hile falan değil. Böyle bir tane de ben savaş atayım da orada rakamların artmış olduğunu görün. Şimdi arkadaşlar sağlık alet çantalarına yavaştan gövdeyi eklemeye başlayacağız. Zaten gövdeye toplamda 2.210.000 sağlık alet, sağlığa sahip olan sağlık alet çantası eklemiş Gökhan kardeşim. Şimdi biz de başlıyoruz. 3.878.400. Bir tane verdik, bir tane daha verdik. Şimdi 5 milyon olana kadar dayatacağız arkadaşlar. Artık paramız bitti. Bu kadar paraya 26 taş istiyor. Aslında bu kadar paraya 26 taş vermek biraz mantıksız diye düşünüyorum. Çünkü şuradaki parçalardan satalım arkadaşlar. Efsanevileri satmayalım. Şunları satalım. 3 milyon 800 bine kadar getirelim ki oradaki 25 taş istiyor. Onu direkt ziyan etmeyelim. Yani direkt olarak 33 yeşil taş verip 3 milyon küsüre basalım arkadaşlar. Çünkü diğer türlü taş, yani bayağı bir zarar etmiş olacağız o vermiş olduğumuz taşlardan. Çünkü zaten 33 yeşil taşa 3 milyon ne kadar veriyor size altın? 3 milyon 800 bin altın. Ama elinizde 2,5 milyon altın olmasına rağmen yine 25 yeşil taş istiyor. 3 milyon 800 bin küsür altına kadar ulaştırmak için sizi. Devam ediyoruz. Şurada birkaç tane daha metalözü vardı. Bunları satalım. Tam böyle sıfır olacak zaten. Ondan sonra sağlık alet çantasını bastığımızda bayağı bir efsane bir parçası da var. Gökhan herhalde bir 200 tane vardır diye düşünüyorum. Sağ tarafa doğru gidiyoruz. 3 milyona kadar yaklaştık. Az kaldı. 500 bine
500 bin altın değerine kadar parça sattığımız zaman bu iş tamam olacaktır. Yetilerden de bayağı var, bunu satmayacağız, diğerini satalım. Sağ kısma doğru gidiyoruz. 2 yıldızlı ilti, artık matkaplara geçtik, hemen matkapları da satalım. Ne kadar geliyor? 22.850 altın geliyor buradan. 3.800.000 yapalım ve artık aletleri basmaya başlayalım arkadaşlar. Hayır, geriye gelelim. Oo, skin bayağı iyi yalnız. Bu şeydi galiba değil mi? Şu en sonda gelen bu muydu? Canavar diyor. Şu Cadılar Bayramı'nda gelen en sondaki şey neydi? Gözüküyor mu? Aa dostum, gözükmüyor. O skin nasıl bir şeydi? Galiba şu anda onu kullanıyor. Aynen. En sona bakmıştım ama unuttum galiba. Neyse, devam edelim satmaya. Bunlara geçelim. 3.800.000 küsür bin yapacaktık zaten. 5 yıldızlı kovucuları satıyoruz. Şunu da satalım. Galiba tamam mıdır? Vallahi birkaç tane daha satalım. 3.890.000 falan olsun. Bir daha geriye dönmek zorunda kalmıyor. Şunu satmayalım. Şunu satalım. Balonlardan var mı? Hepsi %120 be. Gökhan zaten bunlara bir ayar vermiş. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, en başa gelelim ve gövdeye artık 4 milyon oldu altınımız. Yavaştan başlayalım. Görüyorsunuz 136 bin altın olmamıza rağmen yine 33 yeşil taş istiyor. Kaç oldu gövdemiz? 4 milyon. Oh, 5 milyona bayağı bir yükselteceğiz arkadaşlar. Herhalde bir taşı 5 milyona kadar düşürürüz diye hissediyorum. 33, 3 milyon 700. Tekrar ona bakalım direkt olarak. 3 milyon 878.400 altınımız her seferinde gidiyor. Altın olmadığı için 33 yeşil taşa bunu çeviriyor oyun. Siz de bizim yapmış olduğumuz gibi yaparsanız direkt olarak 3.878.400 altını elde edip ondan sonra taşla yükseltme yaparsanız daha iyi olur sizin için. Bu arada 15-20 tane de yeşil taşınız ziyan olmamış olur. 4.300.000'e kadar yükselteceğiz arkadaşlar. Sonrasında 700.000 daha yükseltmemiz gerekecek. Taş hızlı bir şekilde azalıyor. Pardon, aynen, taş azalıyor. Altın zaten direkt olarak geldiği gibi gidiyor. Elindeki sağlık alet çantaları tam yetecektir diye düşünüyorum. Hatta bir iki tane daha fazladan gelmiş olabilir. Devam ediyoruz. 7.439'a kadar düştük. 8.000'di galiba. Ya 7.900 falan da olabilir. Çok çabuk unutuyorum. Fazla rakam olduğu için çoğu şeyi aklımda tutamıyorum. Devam edelim. Tekrardan basıyoruz. Gövde gerçekten iyi. Topuz gelirse Gökhan'a bayağı iyi olacak. Onlar da %100 can verirse balina gövdesine. Ve de balina gövdesi böylelikle artık hareket etmemiş olur. Ve bu da bayağı iyi olur. Çünkü gövdenin hareket etmemesi gelen raketleri alma konusunda bayağı avantajlı bir konuma düşürüyor sizi. Ama eğer hareket ediyorsa gövdeniz, rakipte zıpkın olsun, iki tane balon olsun, bayağı bir dezavantaj oluyor arkadaşlar sizin için. Veya şöyle bir gövdeniz varsa, arkadaki o teker slotunun slotu biraz daha arkada olsa, tam şu bir tane etiketi var ya şurada, aynen. Şu etiketin olmuş olduğu yerde olsa, işte o zaman arkaya bir tane böyle kocaman bir yapışkan silindir koyarsanız, işte o zaman arkadaşlar iki tane balon bile bayağı zor kaldırır sizi. Çünkü arkası bayağı bir ağır olur. Gövdenin ön kısmına da bir tane de yine yapışkan silindir yapıştırırsınız. Gövde çok hızlı hareket eder ama çok zor kalkar arkadaşlar. Şu anda gövdenin altında boşluk olduğu için biraz daha kolay kalkacaktır bu gövde. Ama başlar başlamaz zaten ön kısma doğru böyle bir eğim verdiği için bu gövdenin en avantajlı kısımlarından biri de o. Zaten bizim gövdemizi binaen çifte roket slotları bayağı güzel yerde. Bir tanesi ortada, bir tanesi de ortanın ilerisinde. Gerçekten yerleri bayağı iyi. Devam ediyoruz. Kaç oldu? 4.718.000. Hatta 750.000 oldu. 5 milyon az kaldı arkadaşlar. Bir de bayağı bir, ne kadar saldırı alet çantası vardır bakalım. O iki tane varmış. O kadar yokmuş. Şu anda 20 tane bakayım. 5, 10 tane daha sağlık alet çantasına ihtiyacım var. Bir tanesini kullandık. 9. 8 olacak şimdi. Taş bayağı azalıyor. Herhalde bir 6.500 oldu mu tamam olacaktır bizim iş. Tam 5 milyona bırakırız arkadaşlar. Aynen 6.500'e 6.400 bilmem kaçta olur diye düşünüyorum. 4.900
Bakayım kaç oldu? 4.968.000. Bir tane daha koyalım. 4.991.954. Ve son sağlık alet çantasını koyuyoruz arkadaşlar. Ve artık gövdemizin canı 5 milyon olmuş oluyor. 5 milyonda bırakacağız. Tam 5 milyon tertemiz. Vuruşta 2 milyon. Gerçekten gövdeyi bayağı güzel bir yere kadar getirdik. Elim ağrıdı gerçekten. Böyle yükselte yükselte. Şimdi direkt olarak bu bebeği test sürüşüne çıkartalım. Bakalım Zafer serisine nasıl bir başarı gösterecek. Gelen rakiplere direkt hiç affetmeden girelim. Zaten balonumuz var. Ama 2 tane, 3 tane vurduk hatta. Aynen 4.400.000 canı olduğu için. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar güçlü gövdeniz varsa o güce eş değer rakipler size çıkartıyor oyun. Yani o kadar kolay rakipler. Genelde zaten girmiş olduklarının 100 tanesinden 99.000 banko alıyor da. Şimdi bunun da balonu var. Bakalım ne olacak? Kim kazanacak? Yani eğer onda da balon var, bizde de balon var. Direkt olarak birbirimizi kaldıramayacağımızdan dolayı illaki o ortada gövdelerimiz birbirine doğru kalkacaktır. Vuruşumuz fazla olduğu için yine biz kazanmayı başardık. Devam ediyoruz. Buna tek atacağız zaten. Evet. 89 oldu. 100'e kadar çıkalım arkadaşlar. Siz de görmüş olun. Bu kadar vuruş ve cana sahip olan gövdeye nasıl rakipler geliyor diye bilgi sahibi olabilirsiniz. Aklınıza gelen sorular olursa yorumda belirtirseniz Gökhan kardeşim de zaten size yardımcı olur. Direkt gövdenin hesabın sahibi o olduğu için ona da sorular sorabilirsiniz. Devam ediyoruz. Kaç oldu zafer serimiz? 90 ulaştık. 10 tane daha atacağız. Bir tane bıçağı sadece o kadar vuruyor. Vay be. Ama 5 milyon can moruk. Ölürüm bu gövde. Toplamda 7000 1200-1300 yeşil taşımız gitti ve de 1 milyon sağlığımızı arttırdık arkadaşlar. Gerçekten o kadar da fazla değil ya yine 1300 yeşil taş. Yani 10.000 15.000 yeşil taşa sahipseniz eğer, tabi bu da bir 380-400 lira falan yapıyor. Eğer o teklif gelirse size %25 o 12.000 yeşil taş veren bir teklif vardı. Eğer o gelirse bayağı iyi olur. Eğer paranızda varsa, almaya gücünüz yetiyorsa onu alabilirsiniz ama diğer türlü elinizdeki parayla o en sondaki oyunu vermiş olduğu neydi onun adı? Bunu söyleyemeyeceğim ama o da 12.000 yeşil taştı galiba. 400 lira falan. Hatta gelin bakalım şuradan. Hemen direkt olarak yukarıdan girip bakalım. Direkt o parayı o sağdakine vermektense 349 lirayı daha uygun bir teklif geliyor. Yanında aletler falan da giriyor. Cadılar Bayramı şakaları diyor. 600 yeşil taş, bir süper dev kutu, bir süper zıpkın kutusu. Ulan zıpkın kutusu diyor. Efsane bir kutu var orada. Yine hangisine inanacağım? 3 tane de saldırı alet çantası. Çok pahalı ya. Gerçekten çok pahalı. Bayağı pahalı. Devam ediyoruz. 1 milyon canı var bunun. 500 bin de vuruş var. 10 milyon canı olmasın. Yoksa sıkıntı olur. Yani 10 milyon canı olsa da 500 bin vuruşu olduğu için biz onu çok rahat bir şekilde alırız. Hatta canımız ancak yarıya kadar iner diye düşünüyorum. Çünkü biz ona 5 tane vuracağız. O da bir de bize 5 tane vuracak. Ancak canımızı yere kadar inecek. Sponsorlardan gelen bir tane malzeme var. Onu da açalım bakalım ne çıkacak içinde. Hızlı bir şekilde matkap, pompalı, tekerlek, testere, çifte roket, kovucu ve güç alet çantası geldi. Hızlı bir şekilde güç alet çantasını göremedim. Devam ediyoruz. 6 tane daha zafer serimiz var. Onları da yapalım. Çete savaşında durum nedir? Tekrar bakalım. Klanımız 11.liğe geriledi arkadaşlar maalesef. En sondaki o yapmış olduğumuz çete savaşı o kadar da verimli olmadı. Yine en düşük puan 825'ti ama fazla taş harcayıp sıfırlamadığımız için 11. sıraya geriledik ama hiç sıkıntı değil. Bir hafta sonra, 1,5 hafta sonra 1. sıraya oynayacağız arkadaşlar. Bu Cadılar Bayramı'ndan gelecek olan 1000 taşı da klanca alıp sonrasında böyle bütün kuvvetimizle klan şeyine yükleneceğiz. Bayağı canımızı indirdi. 5 milyon değil de 4 milyon canımız olsaydı şu andaki rakip bizi almış olacaktı. Yani hiç bakmıyorum canım ne kadar vuruşu ne kadar değil. Direkt olarak giriyorum. 1 milyon. Bir tane görmüştüm. 10 milyon cana sahipti. Vuruşu da bayağı iyiydi. O da zaten dünyanın sayılı güçlü insanlarının biri. Hatta bunu yaptıktan sonra da direkt olarak dünyanın sıralamasında 1, 2, 3, 4, 5. kişilere bir girelim.
Hatta hesabımızın da dünyada kaçıncı olduğuna bir bakalım. Hata oluyordu bu hesapta ve bazı hesaplarda böyle puanı kasıyorlar. Ama halen daha bu puandan daha düşük olan, daha düşük puana sahip olan kişiler daha üst sıralarda oluyordu. Gökhan yazmıştı şeye, oyunun destek kısmına ama düzelteceğiz diyorlardı. Pek de bir değişiklik olmamıştı. Ona bakacağız arkadaşlar. Bakın 2 milyon vuruyor ama pompalı o kadar uzaktan etki etmediği için, büyük bir kısmının vuruşunun büyük bir kısmı da pompalı da olduğu için rokete o kadar da bir hasar veremedi. Son bir tane daha zafer serisi atacağız ve de artık bu olayı noktalayacağız. Sonrasında çete savaşına bakmadan önce de yine bir sıralamaya bakarız ne var ne yok diye. Geri vitesi var. Minigun'ı var. Ve Veng'i alıp 100 zafer serisini bu videoda da tamamlamış olduk arkadaşlar. Gerçekten kullanması çok zevkli. Bununla çete savaşı yaparsanız da yani var mükemmel olur. Gerçekten 10 numara olur. Ha, çete savaşına girmeden önce geriye dönmemiz lazım. Geriye bir dönelim. Ve buradan bakalım en iyi chatler sırasında 11.yiz. 23.000 23.000 her şey 10 numara ama çok sıkıntı bir durum var. 71.000 kupayı nasıl yaptı bu adamlar ya? 1650 desen adam başı 1650'den 25 kişi 71.000 bayağı yüksek bir puan ya. Ya biz bu 50.000'e fazla diyorduk ama artık 3. sıraya oynayacağız gibi görünüyor. 71.000 puan çok fazla ama elimizden geldiğince böyle taşları yatıracağız. Herkes koordineli bir şekilde. Bütün elinden geldiğince bir şeyler yapacağız. 57. sıradayız dünyada ama yalan. Bakın arkadaşlar şu anda dünyada 30. olmamız lazım. Daha ne 30.sü lan? Bu adam da yukarıya çıkmış. Arkadaşlar şu anda dünya sıralamasında 99.999.999 puana sahip olan kişilerden sonra gelen en yüksek puana sahip olmamıza rağmen diyecektim ki 94 milyon puanlı birini gör. Ondan sonra bir sahip olan yüksek puana. Evet biz 57. sıradayız. Görüyorsunuz oyun işletmiyor ya. Bak 49 milyon biri yukarıda. Vallahi sıralamalar bayağı oynamış. Yani şu anda dünyada 3. sıradayız diyebiliriz arkadaşlar. Şunu da 46 puan orada büyük şeyle kaybetmiştir. Ha ilk 3 kişiye girecektik. Bakalım. Birincinin gövdesi, vuruşu, gücü nasıl? Tek atacağız. İşte görüyorsunuz yani bunun güçle, vuruşla bir alakası yok. Puanla da bir alakası yok. Yani puanınız 99 milyon en sona gelmişse artık tamam siz dünya birincisisiniz diyebilirsiniz kendinize. Çünkü bir vuruş veya canla bunun bir alakası yok. Çete sıralamasının da bir alakası yoktur diye düşünüyorum. Çünkü çete savaşı gelmeden önce de bu vuruşa falan bir bağlılığı yoktu bunun. Aynen öyle. Çetenin de pek bir şeyi var mıydı ya? Yok. Çete savaşı geldikten sonra bu sıralamalar oynamaya başladı. Şuna da bir girelim bakalım burada durum nedir? 3 milyon. Buna tek atamayacağız ama bayağı da bir canımızı indirdi. Kaçıncıydı bu sene? Dünya üçüncüsüydü galiba. Bakalım. Yok, aynı üçüncüsüydü. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ilk dünya üçüncüsü yani en iyi oyuncu sıralamasında ilk 3'teki arkadaşları tek tek girip rahat bir şekilde almayı başardık. O kadar da zorlanmadık görmüş olduğunuz gibi. Hemen çete savaşlarına bir girelim bakalım. Çete savaşlarında ne yapmış Gökhan? Sıfırlamak için kaç taş isteyecektir? 60 taş isteyecektir. Çeteye tıklayalım. 550 kupa kasmışız. Yani 50 tane 60 taş verip bunu sıfırlayalım. Gökhan bir şey demez herhalde. Çünkü bu cana ve vuruşa sahip olan gövde ile çete savaşını sizlere göstermek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde direkt olarak. Hah. İyi ki Gökhan bu gövdeyi birinci sıraya koymuş. Eğer koymasaydı direkt bu gövdeyi biz birinci sıraya koyacaktık. Çünkü üçüncü gövdeye geçişte de bir yavaşlama söz konusu olduğu için direkt birinci gövde tak 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 hızlı bir şekilde rakipleri almak bizim için daha iyi olacaktır. Diğer gövdelere gerek duymayacağız şu konuda. Jopel diye bir arkadaş vardı onu da artık almayı başardık. Geçen videolarda herhangi birinde söylemiştim şimdi hatırlıyorum. Hemen birinci seviye kutuyu açalım. Şimdi de şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Mesela okuldaki hocalar falan olsun. Herhangi bir konuyu anlattıkları zaman o konuya dair olan bütün noktaları, püf noktaları falan hep aklında tutmuyorlar da herhangi bir yerden hatırlıyorlar. Ben de şu an onu hatırladım şimdi. Yani normalde kim hatırlar ki bunu? Eğer ben söylemesem nereden aklınıza gelecek? Çünkü ben onları daha önceden anlattığım için, videosunu çektiğim için direkt olarak aklıma geldi.
Şimdi düşündüm yani hocalarımız mesela anlatıyor. Ya işte bunu şöyle anlatmıştık 2 ders önce, 2 hafta önce bunu anlatmıştık. Şöyle şöyle demiştik hatta, şöyle şöyle maddeler yazdım. Ya lan ben nereden hatırlayayım onu? Demek ki adam anlata 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 artık öyle şeyler aklında kalabiliyor. Ben sadece çekmiş olduğum bir tane video daha o aklıma geldi. Böyle de bir örnek verdim. Değişik bir şey oldu ama. Her neyse 3. rakibe geçtik. Direkt olarak kutudan da ne çıktığını görmedim. Direkt konuşuğa daldım. Hatta az önce dediğimi unuttum zaten. Bakayım ne demiştim. Düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Yok ya harbi çok çabuk unutuyorum. 702.000 canlı arkadaşı da aldık. Devam ediyoruz. Ha, Jopel demiştik. Evet, aynen. Jopel'de kalmıştık. Jopel'i almıştık arkadaşlar. Hatta onun videosunu bu araya unutmazsam eklerim. Tam şu araya ekleyeceğim. Ne yapmıştık? Geri vites kullanıyorduk. Zıpkın kullanıyorduk. Bir tane tekerlek kullanıyorduk. O tekerleği de arkaya koyuyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında az önce görmüş olduğunuz gibi umarım eklemişimdir o videoyu. Havada direkt olarak geri vites. İkimiz de böyle direkt geri viteste belli bir yüksekliğe ulaşıyoruz. Tabii ki 2 tane geri vitese sahip olan Jopel daha fazla yukarıya çıkıyor. Sonrasında biz takla attığımızda, o da takla attığında biz ona zıpkını yapıştırıyor kendimize doğru çekiyorken orada bir merkez kaç kuvvetiyle birbirimizi geriye doğru itip hatta Jopel daha erken ekskavatöre yem olduğu için Jopel'i kolay bir şekilde almayı başarıyorduk. Hani görüyorduk ya hatta 2,5 milyon canı mı, 3 milyon canı mı, 1,5 milyon vuruşu mu ne olan bir rakip. Hatta o rakip bize direkt 3 milyon hasarı 2 defa vurup bırakıp biz ona hiç dokunamadığımız halde alıyordu bizi. O da ne yapmış? Bütün vuruşunu ona eklemiş. Hatta şu anda Jopel gibi çok rahat yapabilir bu Gökhan. Bir tane sinsi alır, koyar oraya şeyi. Çift roketi. Hatta onu deneriz arkadaşlar. Öyle bir gövdesi vardır illa ki Gökhan'ın. Hemen deneriz. Geri vites koyar, şey sinsi koyarız arkadaşlar. İki tane geri vites koyarız. Bir tane de şey koyarız arkadaşlar. Ne koyarız? Çift roket. Tekerlek koymayız. Canımız da iyi olur. Gelen geçene bir tane atarız. Bakalım nasıl olacak. Hemen öncelikle şu çete savaşını bitirelim. Kaçıncı rakibe geldik? 6 olduk mu? Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hiç rakiplerin canına falan da bakmıyorum. Ekrana sürekli hızlı bir şekilde dokunuyorum artık bitsin gitsin de. Şu çete savaşını bitirelim. Sizlere de böylelikle 5 milyon can, 2 milyon vuruşa sahip olan gövdeyle gelen rakipleri göstermiş oldum. Çete savaşında. O kadar da zor gelmiyor. Gelse bile fark edeceğini zannetmiyorum. 10 milyon cana bilmem kaç milyon vuruşa sahip olan rakibinde gelme ihtimali çok düşük. Gelse bile yine bir şeyler yapmaya çalışırız. Direkt olarak aldığı yatmayız yani. Vitalyos ve Kovucu. Devam ediyoruz. Kaç oldu? 7 oldu değil mi? Aynen 7 oldu. 650 kupa kazandırdık. 550-825 olacak arkadaşlar. Toplamda 10'da 10 yaparsak ki çok büyük ihtimal yapacağız. En sondaki efsanevi şeyden de gelecek olan o çete kutusundan. Efsane bir parçanın da ne çıkmasını isterim? 5 yıldızlı, Balina için %120 can veren topuz. Gelirse Gökhan için çok iyi olur. Zaten mevcut tekerleklerine bir şey eklemediği için sağlık aleti çantası o kadar fazla eklemediği için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ve de şu zıpkının şekli tipi falan bayağı hoşuma gitti. Depolamada sıkıntı yok. Çok güzel. Çünkü buydu yanarsa çok kötü olur. Şeyi var, zıpkını var. Forever 89. İkinci gövdesinde kovucu var. Ve de son gövdesinde de yine kovucu balon ve çift roket 2 tane tekerlek. Bir tane balina gövdesi. Slotları da içeride. Güzel. O kadar kötü değil. 9 olduk mu? Evet 9 olduk. Hemen şu kutuyu da açalım. Bakalım güç alet çantası mı gelecek? Saldırı alet çantası çok iyi. Gökhan da bunları biriktirip vuruşunu da bayağı artıracaktır diye düşünüyorum. 2 tane rakip kaldı. Puru adlı arkadaşa da girelim. Bunu hemen buradan alalım. Galiba Gökhan da etiketlerini satmış. Onda bir etiket kalmamış. Galiba çok hızlı bir şekilde Prestij 10'dan Prestij 10 birinci seviyeden 24. seviyeye çıkmak için parçalarını yükseltmek adına elindeki etiketleri satmış ya da benim gibi birkaç tane kalmış diye düşünüyorum. Ve son rakibe geldik. Görmüş olduğunuz gibi o kadar hatta hiç güçlü rakip gelmedi. Bizi zorlayacak bir rakip gelmedi maalesef. Böyle kuru kuruya geçti. Keşke biraz böyle güçlü olsa.
Yine gövdemizi değiştirme yoluna gitmeyeceğiz tabii ki. Yani o kadar zorlayacağını tahmin etmiyordum da. Yine böyle biraz canımızı alsaydı böyle. Yani o vermiş olduğumuz 5 milyon canın hakkını verse ya. Öyle rakipler gelmedi. Neyse artık sağlık olsun. Bundan sonraki Gökhan hesabında çekecek olduğumuz video da gelir diye umalım. Şimdi 100 tane daha kupayı aldık. 825 oldu toplamda klanımıza kazandırmış olduğumuz kupa miktarı. Ve de kutuyu açıyoruz. Ne geliyor? Çok kötü bir şey geldi. Berbat bir şey geldi. Bir saldırı, bir sağlık ve de bir tane güç alet çantası geldi arkadaşlar. Bu videoda en son 3 tane kutuda. Geriye giriyoruz. Başka bu hesapta yapabileceğimiz bir şey var mı? Şu anda düşünüyorum. Evet, şey yapacaktık. Hemen onu yapalım. Ve sonrasında tekrardan bu gövdeyi hazır hale getiririm. Şimdi 2 tane öyle bir gövde var mı? Arkadaşlar maalesef öyle bir gövde yok. Hangi, nasıl bir gövde? 2 tane yardımcı slot, bir tane ana slot olsaydı o şeyi deneyebilirim. Neyse artık eğer öyle bir şey gelirse Gökhan'a da söylerim. Satmazsa bundan sonraki videoda onu deneriz. Ve öylelikle videonun sonuna geliyoruz. Umarım izleyin, keyif almışsınızdır. Güzel ve kapsamlı bir video olduğunu ve de meraklarınızı giderdiğimi düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve de Gökhan'ın hesabından daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoya bu konuyla ilgili yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.